Evet sevgili Sen dostlar, güzel. bu kez daha yine muhteşem bir çalışma ile birlikte sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uğur'u izliyoruz. Tony lakabıyla kafasına taktığı altın rengi, daha doğrusu nokta nokta rengi, kafasındaki şeyiyle, şapkasıyla gelecek vaat etmese de elindeki mekanizmasıyla gelecek vaat eden Uğur, bir tarafta M16'sı, bir tarafta M4'ü ile ileri doğru çıkmakta. Gördüğünüz gibi, evet AK'ymış pardon, AK'sıyla bir seviye çantası, bir seviye yeleğiyle. İkisinde de aynı tür bereden var. Bu senenin klasyonu olan bereleriyle yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, bu semerde Erangel sokakları çatır çatır buram buram mermi kokusuyla dalgalanacak. Takımlar ikişerli olarak atladılar sevgili dostlarım. Bakalım burada başımıza neler gelecek. Kurban olduğum uşağı atladılar. Öncelikle şu ekrandaki yazıları kaldırarak sizlere seyir zevki yüksek bir maç izlettirmeye çalışacağım. Canlı yayınımız her gün devam etmektedir sevgili dostlar. Ve dönüyorum Bozkurt'a. Bozkurt, bu oyunu kim alır? Bu da şimdi adam var. İnşallah ölmezsem alacağım. Ölmezsem alacağım diyorsun. Peki neredesin şu anda Bozkurt? Kimle birliktesin? Evet, 9 numara Bozkurt'u izliyoruz arkadaşlar şu anda. Bozkurt karşısındaki adam almaya çalışıyor. Eternity YT içeri girdi. Arka taraftan kaçmaya çalışıyor. Bozkurt ona bakıyor. Baktığı yerde kimse yok. Adam arka taraftan çıktı gidiyor. Bozkurt'un haberi yok. Evet, arka taraftan diğer hangara geçiyor arkadaşlar. Bozkurt onu kesiyor. Diğer hangara da geçip sol taraftan ayrılıyor. Eternity ise bir anda Bozkurt'un ekranına yakalanıyor. Evet, Bozkurt yakaladı. Tenet ona döndü. Bozkurt ona döndü. Bozkurt'ta 3 seviye çantadan başka hiçbir şey yok. Kaskı yok, yeleği yok. Bozkurt da almaya başladı 3 seviye çantasıyla. Kısa mesafe atışlarda inşallah UMP'ye geçer diyoruz. Çünkü UMP seri bir silahtır ve kısa mesafe atışlarda karşı taraftaki adamı yaralar. Arka taraftan saldırıyorlar. İki taraftan sarıyorlar. Bir taraftan arkadaşı, bir taraftan posoyu dönderken adamı hakkın rahmetine acilen eleştiriyorlar. Bozkurt senin için çok kolay oldu. Biraz da ekmeğine bal sürdü. Ne diyeceksin? Yani bitir inşallah. Hüseyin de iyi oynuyor ha bugün. Hüseyin bugün gününde değil mi Bozkurt? Allah coş. Arkaladı arkaladı vallahi Hüseyin bugün geleni arkalıyor, gideni arkalıyor. Geleni arkalıyor, gideni arkalıyor. Derken arkadaşlar 26 numaralı takımların olduğu yerde bir gerginlik ses konusu oldu. İsmail kardeşimiz 049. Direkt tabancayla dalıyor arkadaşlar. Adamdaki mangal gibi yürek var. 2 seviye çanta, 2 seviye kask, 1 seviye yeleğiyle İsmail mangal gibi dalıyor. Takım arkadaşını kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle 5 numaraya biraz daldı maldı. 5 numara gözünün arkasından dönüp de bakamadı. Kaçtı. Ve şöyle baktığımızda yakın mesafe içerisinde acaba 4 numaralı takımı görebilecekler mi diye düşünüyorum. 4 numaralı takım orada. Dört numaralı takımı göremiyor sevgili dostlar. İsmail kardeşimiz yerde yatan yılan misali yılanlamaya başladı. AVM Legal tam karşıda duruyor. Bu videomuz 1-2 gün içerisinde sizlerle paylaşılacak arkadaşlar. 5 numaralı takımdan bir köprü tutma operasyonu söz konusu. Bu arada bu takımların burada ortalığı çok karıştıracağını söyleyebiliriz. AVM Legend da köprü boyuna geldi. Hemen AVM Legend'a dönüyorum. AVM Legend'ın üzerinde 2 seviye çantası, 2 seviye kaskı, 1 seviye yeleği var. Köprüye doğru hareketini serzeniş bir şekilde yerine getiriyor. İsmail yere yattı. AVM Legend VSS ölüm silahıyla İsmail'i gözüne kestirdi ve pıtılatıyor. Pıtır 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 İsmail'e uzaktan bir yerleştirme yapıyor. Mermiler yerlerini buluyor. AVM Legend orada kendini koruma altına almaya çalıştı. İsmail üst kata mı çıktı diye bakıyoruz. Evet, İsmail üst katta ama AVM Legend onu göremiyor. İsmail en üst kata çıktı. En üst kattan ona bir bakış atacak. Ama bu bakış onun sonu olabilir arkadaşlar. Onun sonu olabilir. Takımların genel dağılımı köprü boyuna yerleştiler. Köprü çok karışık arkadaşlar. Herkes köprüye geliyor. Herkes köprüye geliyor. Erangel'da yine bir köprü maçı izler miyiz? Onu birazdan zaman gösterecek.
Bütün takımlar köprüye geliyor. Bakın arkadaşlar, ekranda takımları görüyorsunuz. Tüm takımlar köprüye doğru geliyor. Miramar Köprüsü çok karışacak. Miramar Köprüsü ölüm cehennemine dönecek. Oradan birisi arabayla geçiyor arkadaşlar. Kimmiş bu? Hyper King Glide, 2 seviye çanta, 2 seviye kask, 2 seviye yeleğiyle oradan arabayla geçmeyi başardı. Köprünün en güzel villasını tutuyor kardeşimiz. Ama işin kötüsü şu ki elinde bizon müzon var. Güzel kardeşim, bizonla Buzi ile köprü tutulur mu canını yediğim. Gerçekten de arkadaşımız çok cesaretli bir şekilde bizonla Uzi ile köprü tutmaya gelmiş. Allah rahmet eylesin şimdiden Hyper King Light kardeşimizi. Evet. Aylık'tan ateş var. Arka tarafında adamlar var. Ön tarafında adamlar var. Köprü çok karışacak. Herkes köprüye geliyor arkadaşlar. Herkes köprüye geliyor. 45 numaralı takımdan oraya doğru bir saldırı var. Hemen 45 numaralı takımdan AVM Legend'a dönüyorum. Hyper King dostu uzaktan kesiyor. Halbuki yaklaşsa adamın elinde hiçbir silah yok. Adamı rahatlıkla indirebilir. Kendisinde M4 de var. Hyper Legend'de sadece Uzi var. Gerçekten de arkadaşımıza helal olsun bu cesaretle oraya daldığı için. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu cesaretini nereden alıyor anlamıyoruz tabii ki. 4 numaralı takım hala o bölgede köprü tutma telaşında, köprünün müsait yerlerine namusait bir şekilde. Bu takımda da var arkadaşlar bir manyaklık diyeceğim ama arkadaşlar alınmasınlar. Arkadaşımızın ne kaskı var ne yeleği var. Bir tane çanta, bir tane seviye yelekle, elinde bir çifteyle arkadaşlar köprü tutuyorlar. İmam Ateş, kardeşim eline koluna sağlık, kaskım bile yok ya. Arkadaşlar köprü tutuyor. Adamsınız, adam adam. Adamın kara kökleri arkadaşlar. İşte cesaretli adam böyle olur. Helal olsun diyorum kendilerine. Bu takımı, gerçekten 5 numaralı takımı ben çok tuttum arkadaşlar. Cesaretli adamlarmış. Adamsınız diyorum. Adamın hası ve de kara köküsünüz. Yani iki kişi kaskları bile yok. Ellerine birer tane pompalı tüfek almışlar. Köprü tutuyorlar. Köprüye bir de barikat kurmuşlar. Kemal Sunal barikatı gibi. İki tane arabayı yan yana koymuşlar. Arkadaşlar bu videonun adı belli oldu. Çifte ile köprü tutanlar. Yani bu köprüye gelen de yok işin tuhafı. Arkadaşlar neredesiniz ya? Bu köprüde 5 numaralı takım sizi bekliyor. Bakın ekranı göstereyim size nerede beklediklerini. Çifte ile köprü tuttular. Vallahi ilginç arkadaşlar. Bu oyunun, bu oyuna damgasını vurdu. Şuradan birisi geliyor da acaba kim bu? Recep Klaus 75 geliyor. Köprüye doğru 3 seviye çantası, 2 seviye kask, 2 seviye yeleğiyle köprüye doğru yaklaşıyor. Yani arabayla üstlerinden geçse yine bunları öldürür. Recep bakalım köprünün içinden geçecek mi? Onlara cesaret edebilecek mi? Çünkü köprüde duran kardeşlerimizde bir tek çifte tüfeği var. Buradaki arkadaşların hiçbirinde doğru düz loot yok. Arabayla dalsa yine işi götürür ama onlar tepeye doğru çıkıyor. Buraya gelen bu tepeye bir çıkıyor arkadaşlar. Ziyaret tepesi gibi oldu burası. Geliyorlar bir içeride dolaşıp geri iniyorlar aşağı. Yani Recep kardeşimiz 3 seviye çantası, 2 seviye kask, 2 seviye yeleğiyle o da köprünün yanındaki eve çıktı. Arkadaşlar burada bir türlü gergin anlar yaşanmıyor derken 45 numaralı takım, 45 numaralı takım derken Legend yalnız başına One Man Squad modunda girişini sağlamış. Köprüdeki kardeşlerimiz bildiğiniz çifte ile köprü tutuyorlar arkadaşlar. Helal olsun diyoruz 5 numaralı takıma. Çifte ile köprü tutanlar gerçekten sinemalarda ilginç yani. Chat'teki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Çifte ile köprü tutuyorlar. Bu arada Hyper'ı bayağı bir yıprattı. Legend Hyper'a bir tane daha vursa ölecek. Hyper hemen saklanıyor.
Bir de bomba geliyor kendisine. O bomba onu öldürür artık. Allah rahmet eylesin diyoruz. Piper yine kaçmayı başarıyor. Orada VSS ile seri bir atış yapsaydı zaten ölmüştü. Ama arkadaşlar şunu söylemeliyim ki 5 numaralı takım köprü ile kimse de ölmüyor arkadaşlar oyunda. Herkes bir yerlerde. Şurada bir gerginlik var. Şurada bir gerginlik oldu. 12 numaralı takımla Azekuek'le ve burası yavaş yavaş karışmaya başlıyor. Hemen oda kurucumuz Hüseyin'e dönmek istiyorum. Bakalım Hüseyin hala... Evet, Pro Hüseyin 2 leşle oynuyor arkadaşlar. Pro Hüseyin kaptırdı gidiyor. Bir bomba geldi üst kata. Hyper o bombayı yerse sıkıntı olur. 5 numaralı takım kaçtı. İkisi birbiriyle uğraşıyor. Bir bomba geliyor. İnanılır gibi değil. Hyper'dan mükemmel bir bomba. Zamanlaması harika. Hyper elinde bekletmiş bombayı ve attığı anda AVM'yi öbür tarafa gönderdi. 5 numaralı takım arabaya binip topukladı arkadaşlar. Arabaya binip topukladı. Hemen Hüseyin'e dönmek istiyorum. Oda kurucumuz Hüseyin'e geçiyoruz. Hüseyin Allah'a emanet bir şekilde. Bir tarafında kar var. Bir tarafında iki seviye çanta. Bir tane kas. Bir de çay olsa var ya ne biçim içeriz. Üç seviye yeleğiyle gelecek vaat ediyor Hüseyin. Ama şu kaskı bir an önce değiştir Hüseyin. Bir an önce değiştir Hüseyin. Bu kas sana yakışmadı be Hüseyin oğlum. Hüseyin koçum. Aslanım benim. Bizim İç Anadolu'da oğlum bu iş böyle olur mu lan derler. Bu tabi lafın gelişi arkadaşlar. Oğlum kelimesi burada onun adam gibi adam olduğundan kaynaklanır. Mesela aslan parçası falan derler İç Anadolu'da. Vay oğlum vay. Bu sana yakıştı mı derler. O yüzden ben de Hüseyin'e diyorum. Vay koçum vay. Bu şapka sana yakıştı mı diyorum. Hüseyin'in tek seviye şapkası asla ona yakışmadı. Derken Bozkurt'a dönmek istiyorum. Evet Hüseyin gelecek vadeden bir kardeşimiz. Yayınları sürekli takip eden bir kardeşimiz. Sizlere el sallıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Size el sallıyor. Hemen dönüyorum bir şöyle. Evet arkadaşlar Hüseyin sizlere el sallıyor. Poz veriyor kardeşimiz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bakın Hüseyin kardeşimiz sizlere el sallıyor. Hüseyin bir de öpücük at bakayım. Evet Hüseyin bize öpücük atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de el sallıyor. Helal olsun oğlum diyorum. Helal olsun koçum diyorum. Hüseyin ne yaparsa yakışır diyorum. Bir de poz veriyor. Vay Allah'ına kurban senin diyorum. İşte arkadaşlar Hüseyin'in hareketi. İşte Hüseyin'in hareketi. İşte uçak. Uçak drop attı mı? Droplara bir bakalım. Evet, Hüseyin'in yanına drop gelmemiş olabilir. Hüseyin'in yanına drop gelmemiş olabilir arkadaşlar. Bakalım. Aze el tak. Aze el tak. 2 seviye çanta, 3 seviye çantası, 2 seviye kaskı. 2 seviye yeleğiyle gelecek vaat ediyor. İçeri kulvarda. Ben drop'a bakmak istiyorum. Acaba drop'ta ne var sevgili vatandaşlar? Drop içerisine şöyle of diyorum. Of diyorum. Bu drop'u alan kafaları gövdesinden ayırır diyorum. Drop arkadaşlar kuzu gibi yatıyor burada. Drop'a en yakın kişileri görmek namına, drop'tan uzaklaşmak namına şöyle geriye doğru çekiliyorum. Bu drop'a kim yakınsa, bu drop'u kim alırsa gerçekten kafaları gövdeden ayırır. Yakın mesafe içerisinde herhangi birisini görmemekteyim. Drop'un yeri tam olarak diğer gruplara uzak. Ama bu drop'a en yakın grup
16 numaralı Lady Ece grubu. Lady Ece 3 seviye çantası, 3 seviye kaskı, 2 seviye yeleğiyle inanılmaz bir loot düzmüş. Bir tarafında SKS'si, bir tarafında M4'ü ile gelecek vaat eden Lady Ece Lob ile birlikte kuvvetli bir ekip oluşturmuş. Loblar şu anda drop'a en yakın olan ekipler. Biliyorsunuz Lob M416 arkadaşlar. DD grubunun bir varisi ve de küçük gruptaki moderatör yetkili arkadaşlardandır. Kendisinin geçici moderatörlüğü bulunmaktadır. Lob Başar, geçici moderatörümüz. Şu anda buradaki olaya en yakın grup 16 numaralı grup. Derken arkadaşlar köprü karışıyor. Ardışık geliyor. 3 seviye çantası, 2 seviye kaskı. Ardışık'ın hemen yan tarafında Hyper'ı gözlemlemekteyim. Hyper affetmiyor Ardışık. Ardışık Hyper'ı affetmiyor. Hyper attığı el bombasının adeta mahzunu olmuş gibi. Sanki o el bombasını o atmamış gibi bir anda aramızdan ayrılıp gidiyor. Profesyonel bir el bombasının ardından profesyonel bir ölüm izliyoruz. İki kişiden birisi ölmeliydi ve Ardışık yaşadı. Diğerler öldü. Ardışık Bulut'u gerçekten inanılmaz seviyelere yükseltti. Çantaları çatır 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 boşaltıyor. 3 seviye çantası, 2 seviye kaskı, 2 seviye yeleğiyle gelecek de vaat ediyor. Bir taraftan da SKS'ye geçti. Bir taraftan da ne var? Scar ve SKS iki kuvvetli ekipmanı ile birlikte gelecek vaat eden kardeşimiz. Bakalım bizlere ne gibi bir oyun tarzı sunacak. Geriye çok az ekip kaldı. Ekipler birbirini çatır çatır öldürdü. İçeri doğru, loot'a doğru bir giriş sergileyenler var. Loot'un hemen yakınına gelmekteyim. Evet. Loot'a gelenler olmuş arkadaşlar. Loot'a 5 numaralı takım gelmiş. Az önce pompalı tüfekle gezen 5 numaralı takım loot'u patlattı ve gitti. 5 numaralı takımdan inanılmaz olaylar. Önce çifte tabanca ile çifte tüfekle köprüyü tuttular. Sonra kimsenin almaya yeltenemediği AVM'yi aldılar ve lootlarını tamamladılar. 5 numaralı takım, siz ne yapıyorsunuz be kardeşlerim? Siz nasıl bir oyuncusunuz be? Bugünkü oyuna damgalarını vuruyorlar arkadaşlarımız. Cesaretleriyle, yürekleriyle, kimsenin cesaret edemediği drop'u almakla ve kimsenin cesaret edemediği çifte tüfekle. Bakın üzerine basarak söylüyorum. Çifte tüfekle köprüyü tuttu bu adamlar, inanabiliyor musunuz? Gerçi onların şansından hiç kimse gelmedi ama olsun yine de. Yine de olsun yani. O bile cesaret. Helal olsun diyorum. Bu güzel kardeşlerim Doktor Donate abone değilse mutlaka abone olsun diyorum. Ve kendilerini canı yürekten ve de canı yürekten iki defa canı yürekten ve üç defa kutluyorum arkadaşlar. Bir delilik daha yapıyorlar. Kimsenin yapmadığını yapıyorlar arkadaşlar. Diğer drop'a gidebilmek için, diğer drop'u alabilmek için alanın içerisine giriyorlar. Hem de ikinci daralmada. Bakın bu takımda iş var. Bu takım farklı bir takım. Bu takım bir şeyler yapabilir arkadaşlar. Bu takım bugüne damgasını vurdu. Çifte tüfekle önce köprü tuttu. Sonra drop'u aldı. Sonra ikinci drop'u patlattı. Çifte tüfeğini elinden asla bırakmıyor bu güzel kardeşlerimiz. Bir tarafında AVM'leri var. 3 seviye kask, 3 seviye yelek, 3 seviye çanta. Oo! Full artı full yaptılar. Ve bunca eziyete rağmen dumanın içinden çıkmayı da başarıyorlar arkadaşlar. İşte yürek, işte kabiliyet, işte oyun tarzı, işte oyun stili. Derken 3. drop'a gidiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz 5 numaralı takım? Anlatın bana. Gerçekten arkadaşlar 5 numaralı takım inanılmaz işler başarıyor. Çifte ile gittiler. Dropları tek tek düzdüler. Dropları tek tek alıyorlar. Sohbet odası şu anda çıldırdı. Sohbet odası bu takım hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu takım neler yapıyor arkadaşlar? İnanılır gibi değil. Selenay Topçu hoş geldin kardeşim aramıza. Abi bu takım farklı bir takım. Diğer drop'u da patlattılar. Çifteyle gezen kardeşlerimiz adeta drop canavarına dönüştü. Sanki onlara yukarıdan sihirli bir el değdi. Yamateş ve Berkbayır galiba. Berkbayır olması lazım. Berke Weir. Berke Weir'da bir seviye çantasıyla göz doldurmuyor kardeşimiz.
O kadar drop patlatmalarına rağmen arkadaşlar ellerinde öyle almış abi silahlar da bulunmuyor kardeşlerimizin. Bir tanesi M249 almış. AVM'yi acaba almadı mı? Şaşırıyoruz. Bir tanesinde Groza var. Evet güzel. Berkbayır'da Groza varmış. Pardon. 3 seviye kask, 3 seviye yelek. Çanta Allah'a hak getire. Bu takımı biraz izleyelim arkadaşlar. Bu takım enteresan bir takım. Son 8 kişi kaldı. İnanılmaz cesaretli bir takımla karşı karşıyayız. Kendilerini canı gönlünü tebrik ediyorum. Bu arada oyunda hiç hile yok kardeşlerim. Mükemmel bir oyun sergileniyor. Hiçbir hileye denk gelmedik. Mükemmel oyunlara denk geldik. Bozkurt'a dönüyorum. Bu arada Bozkurtlar alan içerisine girmeye çalışıyor. Bozkurt'ta kar var. Karı güzel kullandığını düşünüyorum. İdare ediyor yani. Çok bir işi çok da vuramasa da idare ediyor güzel kardeşim. Elinden geleni yapıyor. 3 seviye çantası, 1 seviye kaskı, 2 seviye yeleğiyle. Bozkurt geçtiğimiz günlerin moderatör yetkilisi olarak görevlendirilerek tekrardan görevden düşmüştü. İlerleyen günlerde kendisine tekrar görev verilebilir. Kanal içerisindeki sürekli takibiyle kanalın önemli isimlerinden birisi olabilir. Bozkurt'a da başarılar diliyoruz. Kuru Hüseyin de aynı şekilde yayını en çok takip eden izleyicilerimizden, asla hile açmayan, yayınlarda genellikle yalnız oynamayı bir onur ve gurur meselesi elde eden kardeşimiz. Yukarıda Ardışık'ı fark etti. Ardışık aşağıdakini alıyor. Ardışık aşağıdakini alıyor arkadaşlar. Ardışık aşağıdakini alıyor. Geriye 3 takım 4 takım kalıyor ama Ardışık'a doğru yükselenler var. Bakalım Ardışık bu görüş mesafesinden onları alabilecek mi yoksa gerisin geriye kaçacak mı? 3 seviye çantası, 2 seviye kaskı, 2 seviye yeleğiyle Ardışık. Gerçekten de hayat dolu bir kardeşimiz. Bu arada Mia'yı öttürmüşler gibi görünmekte arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Mia kaç kişi öldürmüş, kaç kişi öttürmüş. Evet, sıfır leş. Azekiner'la Mia, Tony sıfır leşle bomba bir şekilde bombalamış arkadaşlar. Bu arada ben Uğur'a militariye atla dedim ama ben zaten oynamıyordum arkadaşlar. Uğur'u ben orada biraz gaza getirmiştim. Onu da buradan yayında gerçekten de kendisinden kusura bakmasın artık Uğur'cum yani bu kadar da olur yani diyerek. Hemen geriye 3 takım kalmıştı. Ardışık'la birlikte 4 takım kaldı. Bu geceye damgasını vuran İyamet Eş ve Berk Ayır oluyor. Gönülleri fethediyor bu iki kardeşimiz. Hemen bakalım. Ardışık kardeşimiz şu anda yerde yılanlamaya devam ediyor. Bozkurtlar içeri doğru gidiyor. Berk Ayırlar kendilerini sol tarafa yapmış. Ekranda bütün takımların yerlerini şu an görüyorsunuz. Ekranda 1 dakika süreyle bütün takımların yerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer takımlar da bundan feyz alabilir. 5 numaralı takım Berk Ayır takımı. Gerçekten de inanılmaz şeyler yaptınız siz. Siz neler yaptınız gençler? Siz neler yaptınız? Gönülleri fethettiniz adeta. Ve Lob M416 karşı tarafta Bozkurtları yıpratıyor. Bozkurtlara tak tak Allah ne verdiyse SKS ile şapır şapır şapırdatıyor. Ece affetmiyor. Ece SKS'yi hunharca kullanıyor. Sanki beleş mermi vermişler de Ece'ye dağıt demişler. Bakın şu hunharlığa bakın arkadaşlar. Ece hunhar bir şekilde kullanıyor. 3 seviye çantası, 2 seviye, 3 seviye kask, 3 seviye yeleğiyle. Lady Ece, hunhar bir SKS kullanıcısı. Eline aldığı SKS ile Bozkurtları yerinden ediyor adeta. Bozkurt sanki yalnız kaldı gibi. Boynu bükük bir Anadolu delikanlısı gibi kaldı. Ama nasıl oluyor bilmiyorum ama Bozkurt'u da öttürüyorlar arkadaşlar. Bozkurt'u da almayı başarıyorlar. Geriye iki efsane takım. Lady Ece M416. Yani benim küçük moderatörlerimden ve Lady Ece Ardışık ile birlikte İYAME yerlerini aldı. Hunharca sıkıyor arkadaşlar. Lady Ece asla durmak bilmiyor. Hunharca sıkıyor. Allah ne verdiyse ateş ediyor. Bombayı bekletti bekletti. Bir adet bomba salladı. Yanlarına drop düşmüş tabii bu arada. Drop'un içinde hiçbir şey kalmamış. Oyunun sonlarına yaklaşıyoruz. Efsane bir maç izliyoruz. M4 onları arkalamaya çalışıyor.
arkalamaya çalışmıyormuş, loot'a gidiyormuş arkadaşlar. Evet, loot'tan kara aldı, 3 seviye çanta, 3 seviye kaç, 3 seviye yeleğiyle full artı full oldu. Bir tarafında ise Oak var. Şimdi içeri doğru giriyor. Evet arkadaşlar, hem loot yaptı hem onları arkaladı. Şimdi 5 numaralı takımın çok dikkat etmesi lazım. Arkalarından lob geliyor. 5 numaralı takım belki bugün ikinci olacak ama bu oyuna damga vuracakları kesin arkadaşlar. Çifte tüfekle köprü tuttular. Lootların hemen hemen 3 tanesini tertemiz temizlediler. Ve en sona kadar gelmeyi başardılar. Çok cesur bir oyun sergilediler. Berkeleri arkadan kuşatabilir. M4 bu arada içeri doğru giriyor. Berkelerin yanından geçip gidiyor. Berkeler onu görüyor olması lazım. Berkeler sağ tarafına dönüp baksa onları görecek. Ama fark edemiyorlar. Ve atılan bir adet bombayla, bir adet bombayla Yamateş ve Berke Bayır belki birinci olamıyor ama gönüllerin birincisi oluyor. Moderatörüm Lob M416 Lady Ece bugünün de birincilikle tamamlıyorlar. Ben kendilerine başarılarının devamını diliyorum. Ve bu güzel oyunla sizlere veda ediyorum sevgili dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videomuzda Doktor Donet YouTube kanalında görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hadi eyvallah. Yayınımız tabii ki canlı yayınımız devam ediyor. Ama bu videomuz burada sona eriyor. Birinci olan kardeşlerimizi de canı gönülden kutluyorum. Ve kendilerini tebrik ediyorum dostlar.